Buyurun Sayın Başar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2015 yılı bütçesinin 10. maddesi üzerinde konuşmak üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yola çıktığı andan itibaren Türkiye'nin çehresini değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir. AK Parti olarak milletimizle hep aynı istikamete baktık, aynı dili kullandık, gönül birliği içerisinde olduk, 77 milyonu kucakladık, Türkiye'de AK Parti o manada Türkiye'nin partisi haline geldi. AK Parti vesayetlerin tamamını sona erdirmek için insan hak ve hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle ve hukuk alanında yaptığımız reformlarla ülkemizi tas tamam hukuk devleti haline getirmek için, ileri demokrasi için, milletin egemenliğini hakim kılmak için gayret gösterdik. AK Parti olarak tehditlere, şantajlara, kumpaslara, darbe girişimlerine boyun eğmedik. Milletin emanetine sahip çıktık. Millet dışında hiçbir güç tanımadık. 12 yılda yaptığımız hizmetlerle, ülkemize kazandırdığımız eserlerle, yatırımlarla, yurt dışındaki ecdat yadigarı eserlerin ihyalarıyla, mazlum ve mağdur milletlere yaptığımız yardımlarla, mazlum ve mağdur milletlerin haklı davalarında durmak suretiyle Türkiye'nin itibarını ülke haline getirdik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, nasıl 12 yılda Türkiye AK Parti ile gelişmiş ve değişmişse Yozgat'ta AK Parti ile birlikte gelişti ve değişti. Yozgat'ımızda 2002 yılında 40 kilometre bölünmüş yol varken bugün yolun bölünmüş yol kilometremiz 350 kilometreyi buldu. Yozgat insanının yıllardan beri özlemini çektiği kara tren gelmez mola diye adına türküler yaktığı kara tren yerine yakın bir tarihte inşallah yüksek hızlı treni Yozgat insanının emrine sunuyoruz. 30 yıl öncesinde istimlakı yapılan ancak yapılamayan havalimanının yerine inşallah bölgeye hitap edecek havalimanını Yozgat insanının emrine sunmuş olacağız. Dolayısıyla Yozgat'ımız kara ile, hava ile ve hızlı trenle hem Türkiye'ye hem de dünyaya kavuşturmuş olacağız. Biz Yozgat'ı tarımın ve hayvancılığın başkenti haline getirmek istiyoruz. Onun içindir ki özelleştirmenin yapıldığı bir ortamda et ve süt kurumunu Yozgat çiftçisinin emrine sunduk. Kadışehir ilçesine Kabalı köyündeki tüm arazileri birleştirmek suretiyle Kabalı meyvecilik projesini hayata geçirdik. Yozgat ve ilçelerinin tamamına yakınını adalet saraylarıyla kavuşturduk. Yozgat ve ilçelerinin büyük kısmını doğalgazla kavuşturduk. Yozgat ve ilçelerimize TOKİ'yi getirdik. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Milki Parkı projesiyle beraber çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kadın Termal Aqua Park ve spor kompleksini ihalesini tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi projeleri özel idareci projesiyle birleştirmek suretiyle spor vadisini Yozgat insanının emrine sunmuş olacağız. 475 yatak kapasiteli bölge hastanemizi Yozgat insanının emrine sunuyoruz. Akdağ Madeni, Boğazlıyan, Kadışehri, Yeni Fakılı ve Yerköy Devlet Hastanelerimizi Yozgat insanının emrine sunduk. Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Çekerek hastanelerimiz ise hızla devam ediyor. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, 2006 yılında kurulan Bozok Üniversitemizin öğrenci sayısı 14 binleri geçti. Tıp Fakültesi morfoloji binasımızın ihalesini yaptık. 200 kişilik ayrıca Tıp Fakültesi hastanemizi hızla inşaatı devam ediyor. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni Yozgat insanının emrine sunduk. Hedefimiz Yozgat insanını tedavi için Yozgat dışına göndermemek, Yozgat'a o manada Yozgat insanının hizmeti ayağına sunmaktır. 2015 yılında KYK'da kalan öğrenci sayımız 4000'leri geçiyor. Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ek 1000 kişilik inşallah öğrenci sayımız 2015 yılından itibaren hizmete vermiş olacağız. Cemil Çiçek Barajı ve Yozgat ve Yerköy'ümüzü o manada
hem içme suyuna ve hem de bölgeyi tarım suyuna kavuşturmuş olacağız. Boğazya'nın hayal olan İnanlık Barajı'nı temellerini attık. Oğulcuk Barajı'nın temellerini attık. İnandık ve Bahçecik Barajları'nı inşallah 2015 yılında yapmış olacağız. Amacımız gelişen ve yaşanabilir bir Yozgat'tır. Amacımız güçlü ve kadir bir Türkiye'yi gelecek nesillere...